Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mısır hasadı işlemimiz devam ediyor. İçerimiz tarlamızı bitirmek üzere. Yan taraftaki tarla da bize ait. Yani bize dediğim Fikretgeç'e ait. Buradan oraya geçecek. Bu şekilde bu bölgedeki ekili bütün mısırlar yaklaşık bir 10-15 gün içinde hasat edip kaldırılacak arkadaşlar. Ondan sonra çiftçilerin yapması gereken diğer işlemler başlayacak. İşte sürülen tarladaki saplar, anız dediğimiz, daha önceden yakılıyordu. Şimdi anız yakımı yok arkadaşlar. Hem devlet tarafından hem de doğaya karşı duyarlılık tarafından yasaklandı. Şu an elektrik üretiminde kullanılan termik santral gibi bir yer. Buradaki sapları geliyor, balya yapıyor, tırlara yüklüyor, götürüyor arkadaşlar. Bu da çiftçilerin bir yandan işine geliyor. Tarladaki sapı hani yakmadan şey yapamıyorlardı, işleyemiyorlardı, yakmaları gerekiyordu. Onların o şekilde yapıp buradaki sapları kaldırmaları çiftçilerin işine geliyor. Hem anız yakmaktan da kurtuluyorlar. Ondan sonra traktörleriyle toprakları işleyecekler inşallah. Buradaki çalışma bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Nivolan CX6080 arkadaşlar, 6 ton depo haznesiyle tarlamız bitti. Tuncay kardeşimiz temizlik yapacak galiba tablasında. Birazdan yan taraftaki tarlaya girilecek. Evet arkadaşlar, şöyle kısaca tanıtayım. Bu görmüş olduğunuz araya, gördüğünüz gibi buraya, bu kanalın içerisine mısırın sapını alıyor. Bu gördüğünüz gibi bunlar sayesinde, bu zincire bağlı tutucular sayesinde sapı alıyor, içeri doğru götürüyor. Şurada bıçak var arkadaşlar, gördüğünüz gibi sap oraya girdiğinde o bıçak sapı kesiyor. Sapın üst tarafı helezonun olduğu yere düşüyor. Helezonun olduğu yere üşüyor. Ve helezon da oradan aldığı sapın içindeki mısırı sömeğiyle birlikte alıyor. Gördüğünüz gibi böyle bu tarz sömeği alıyor. Bunun içerisine helezon ortada birleştiriyor. Her taraftan aldığı sömekler ortada birleştiriyor. Ve içeriye doğru haznesini alıyor. İçeride erekler vasıtasıyla sömeklerdeki mısır taneleri eleniyor. Ve o şekilde işlem devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kanallara 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kanala mısır sapları giriyor. Hatlardaki mısırlar sırayla ve hazneye devriliyor. Bıçak kesiyor. Sonra ortaya topluyor. Topladığı mısır sömeklerini de haznesine alıp içeride elekler vasıtasıyla eleyip deposuna dolduruyor. Depo dolunca da nakliye aracına yüklüyor ve bu şekilde biçim işlemi yapılıyor arkadaşlar. New Holland biçerimiz
çalışma sistemi böyle. Eskiden daha küçük biçerler vardı. 4 hat götürüyorlardı. Şimdi 6 tane hatı aynı anda götürüyor arkadaşlar. Yan taraftaki tarlaya girecekler inşallah. Arka tarafından da arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu arka tarafından da işe yaramayan sapları, sömekleri buradan boşaltıyor tarlanın içine arkadaşlar. Evet. Altun İş CX6080 New Holland biçerimiz diğer tarlaya girecek inşallah arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz traktörümüz 3085'te Massey Ferguson Fikret Geç'e ait. Bu da yastık başlarında biçer ve nakliye için gelen tırların rahatlıkla hareket edebilmesini sağlamak için burada bizim gobli dediğimiz bu görmüş olduğunuz diskli bir tarım aletiyle tarlanın yastık başını düzlüyorlar. Biçer rahatlıkla dönüyor ve gelen tır veya işte traktör orada rahat hareket etsin diye bu işlemi yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi traktörümüzü öbür tarlaya götüreceğiz inşallah. Biniyoruz. Ben de ara sıra geliyorum. Burada çiftçilik faaliyeti gösteren akrabalarına yardım ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi problemimiz bu şekilde açılıyor.
Eskiden bu gobliler ilkel yollarla çalışıyordu arkadaşlar. İnsan gücüyle. Bu goblilerde eskiden hidrolik sistem yoktu. Bu gördüğünüz makası elimizle açıyorduk. Traktör ileri sürüyorduk. Şimdi gördüğünüz gibi hidrolik aparatlarla rahatlıkla açılıyor.